Merhabalar. YouTube kanalımda yeni bir bölüme başlıyoruz bugün. Canın Penceresi. Dostlarımla burada bir pencere önü sohbeti yapacağız ama dünyaya farklı pencerelerden bakmaya çalışacağız. İlk programda çok önemli bir konu var. 12 Eylül, 12 Eylül'le başlıyoruz. Hem hepimizin kişisel tarihinde hem Türkiye'nin genel tarihinde büyük izleri olan bir tarih 12 Eylül. Ve bu tarihle ilgili yapılan en kapsamlı çalışmalardan birine işaret edeceğiz, değineceğiz. Bugün iki konuğumla hemen önce onları tanıştırayım. Aylin Tekiner ve Eylem Delikanlı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz önce Eylem, Aylin ve Eylem. Sen diye hitap edeceğim izin verirseniz kişisel tanışıklığımıza binaen. Hoş geldiniz yayına. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Neden iki konuk? Onları size tanıştırayım önce. Türkiye'nin ilk dijital müzesi 12 Eylül'e ilişkin açılıyor. Tarihsel Adalet İçin Bellek Müzesi 12 Eylül'den itibaren herkesin ziyaretine açılacak. Ve neler olacağını birazdan konuşacağız ama bu bir 12 Eylül sanal müzesi aslında. Çok kapsamlı bir çalışma yaptı iki konuğum. Biraz onlar üzerinde duracağız. İstersen Eylem sizinle başlayalım. Bir defa ikinize de önce 12 Eylül'le ilgili kişisel şeyinizi soracağım, bağlantınızı. Kısmen biliyorum ama ben o günü bayağı hatırlayacak kadar bir yaşım var. O gün hatta gazeteciydim o zaman da. Dolayısıyla o gün çıkıp çalıştığımı saat saat hatırlıyorum ama sizin zannediyorum öyle bir kişisel deneyiminiz çok hatırlayacağınız kadar yok. Ama ailelerinizden kalan bir miras var, öyle değil mi? Evet, tam da öyle. Benim kişisel hikayemde babamın 12 Eylül darbesi ertesinde, yani 13 Eylül'de gözaltına alınmasıyla, Artvin'deki evimizden gözaltına alınmasıyla başlayan bir süreç. Ardından devam eden mahkeme süreçleri, cezaevi süreçleri ve 5,5 yılın ardından tahliye olmasıyla bizim aile olarak yaşadığımız bir dönemi ifade ediyor benim için. Dolayısıyla 12 Eylül deyince sadece bizim değil, bütün toplumun da içinde olduğu baskı dönemini anlıyorum ben. Kendim 4 yaşında bir çocuk olarak o dönemin içerisinde büyümüş ve onun travmalarını işte kuşaklar arası geçirgenlik olarak bunu düşünebiliriz. Yaşamış bir kişi olarak bu çalışmanın içerisindeyim. Kaç sene babanızdan ayrı kalmak zorunda kaldınız? 6 seneye yakın. 6 sene. Ailenizdeki tabii aslında Türkiye tarihini bilenler çok iyi biliyor Tekiner soyadını. Ama sizinki ondan da daha trajik bir şeyden bahsediyoruz. 12 Eylül hatırası deyince kısaca hatırlatmanızı rica etsem. Evet, 12 Eylül'den önce klişe tabiriyle 12 Eylül'ü getiren, o adım adım getiren darbe günlerinde ben önce 17 Haziran 1980'de babam Nevşehir Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Zeki Tekiner bir bakkal dükkanında, bakkal dükkanının sahibi Yavuz Yüksel babayla birlikte katledildi. Öncesinde de bir suikast girişimi vardı. Taammüden ve çok bilinçli bir cinayetti babamınki de. Ve 12 Eylül öncesinde o paramiliter güçlerin yöneldiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne de döndüğü günlerde babam gibi seri olarak öldürülen il başkanları vardı. Ve 12 Eylül'den önceki son siyasi cinayetlerden biriydi diyebilirim. Aslında ben hani 12 Eylül bitti mi, yaşıyor mu tartışmaları açıldığında en somut örneklerden biri olarak bu cinayeti örnek veriyorum birçok yerde. Çünkü yani bir devamlık söz konusuysa bu cinayetten dolayı yargılananların bugün siyasi arenada geldikleri yere baktığımızda 12 Eylül'ün bir devamlık arz ettiği çok iyi, çok net görünüyor, öyle değil mi? Evet, yani biz bunu aile olarak yaklaşık 1,5-2 yıldır yaşıyoruz. Elden geldiğince de bu etik olmayan, bu büyük ayıbı aslında
anlatmaya, dillendirmeye çalıştık aile olarak. Duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hitap etmeye çalıştık. Onlar görmemeye, duymamaya devam ettiler. Ama kısaca anlatmam gerekirse babamın cinayetine, babamı öldüren tetikçileri cinayeti azmettiren Ömer Ay, o dönemin önemli Ülke Ocakları Derneği'nin önemli isimlerinden birisi Ömer Ay ve pek çok suça karışmış, sahte pasaporttan adam öldürtmeye kadar pek çok cinayete, pek çok suça karışmış bir isim olarak İYİ Parti'den Nevşehir İl Başkanı seçildi ve o süreçte aile olarak çok direndik. Bunun olmaması gerektiğini söyledik ama bunu başaramadık. Gelin görün ki kendisi kendi dillendirdiği bir ifade sebebiyle partisi tarafından istifaya zorlandı. Ve bir siyasi cinayet sebebiyle değil, yine tabii ki savunmayacağımız, asla dillendirdiği şeyi savunmamız mümkün değildir ama başka bir sebeple partisinden ihraç edildi. Yani görevinden. Peki, bu giriş bize aslında 12 Eylül'ün hala ne kadar güncel olduğunu gösterdi. Şimdi biraz müzeden söz edelim. Bellek Müzesi nasıl doğdu fikir ve kaç yıldır çalışıyorsunuz? Önce sizle başlasak Eylem. Evet, çok yıldır çalışıyoruz aslında. Fikir şöyle çıktı. Bu daha çok aslında akademik çalışmalar içerisinde şekillenen bir fikirdi. Yani tarihsel adalet kavramından başlayan, bunun teorik çerçevesini oluşturduğum bir süreçten bahsedebilirim. Bunu daha çok sözlü tarih çalışmaları için çerçevelendirmeye çalışmıştım. Yani adaletin hukuki anlamda sağlanamadığı durumlarda biz toplum olarak, bireyler olarak, bu süreçlerin içerisinden geçmiş kişiler olarak bu adaleti sağlamanın başka yöntemlerini bulabilir miyiz sorusu üzerine başladı. Tarihsel adalet kavramı özellikle bizim gibi toplumlar için bu baskılardan, zulümlerden etkilenmiş insanların kendilerini bir etkin birey olarak, yani o aktivizmin birer parçaları olarak ortaya koyabilecekleri aşağıdan yukarı bir tarih yazımına da işaret ediyor. Bunu daha sonra özellikle Columbia Üniversitesi'nde İnsan Hakları Enstitüsü'nde yaptığım çalışmalarda biraz daha gövdelendirerek başka neler eklenebilir bütün bu sürecin içerisine, bütün teorinin içerisine diye düşündüğüm bir süreç. Dijital müze fikri aslında buralardan ortaya çıktı ve bunu daha sonra ben kendim de Research Institute on Turkey'nin eş direktörlerinden biriyim ve aynı zamanda kolektif hafıza çalışma grubunun da içerisindeyim. O platforma getirerek bunu nasıl büyütebiliriz, başka neler ekleyebiliriz, bu müze fikrini nasıl gövdelendirebiliriz diye yola çıktık. 2020'nin yazından itibaren başladığımız bu süreçte Aylin'le beraber bu gövdelendirme projesini daha da büyüttük diyebilirim. Peki ne olacak müzede, onu öğrenelim şimdi. Bir tasarımını gördük aslında ama açılıştan itibaren müze gezmek isteyenler nelerle karşılaşacak? Bunu birazcık şunun için de vurgulamak lazım. Türkiye'de 12 Eylül 1980 darbesi dediğimizde aslında dönem olarak çokça referans verilen bir dönemden bahsediyoruz. Yani kötü bir durumu, bir tarih aralığını anlatmak istediğimizde illaki dönüp 12 Eylül gibi, 12 Eylül'den sonra, 12 Eylül'de bile diye cümleleri çok sık duyuyoruz. Fakat döneme dair ve sonrasında yaşanan insanlığa karşı suçlara dair gerçekten derli toplu çalışılmış, analiz edilmiş çalışmalardan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla bunun eksikliğinden de yola çıktık biz. Tarihsel adalet için Bellek Müzesi biraz bu boşluğu kapatmak ve gerçekten döneme dair derli toplu bilgileri, kaynaklarını konfirme ederek ortaya koyduğumuz belgeleri bir araya getirerek gövdelendirdiğimiz bir yapı. Bunun içerisinde daimi koleksiyonlarımız dediğimiz koleksiyonlar var. Bunların biri sözlü tarih koleksiyonu, bir diğeri bellek nesneleri koleksiyonu ve dava dosyaları koleksiyonu. Bu koleksiyonlar içerisinde sözlü tarihte mesela döneme dair tanıklıkları topladığımız ama sadece dönemi değil, gerçekten Türkiye'nin yakın tarihini
irdelediğimiz bir anlatılar bütünüyle karşılaşıyoruz. Bu hem kent tarihinden tutalım, işte 27 Mayıs darbesi, 12 Mart askeri muhtarası, 12 Eylül 1980 ve sonraki döneme ışık tutacak verileri sunan bir araştırma, bir metodolojiyle bir araya getirildi. Bellek nesneleri aynı şekilde döneme dair... Kaç kişiyle bu ilk bölümde kaç kişi var? Kaç kişiyle görüştünüz? Anlatıcılarımız 2021 ve 2022 olmak üzere 40'a yakın görüşme yaptık. Bunlar derinlemesine görüşmeler, sözlü tarih görüşmeleri metodoloji olarak. Bunun yanında benim kız kardeşim Özlem Delikanlı ile birlikte yaptığım, yani son 10 senedir yaptığımız sözlü tarih arşivinden getirdiğimiz 60'a yakın ses kaydından da oluşuyor. Dolayısıyla neredeyse 300 saate yakın bir arşivden bahsediyoruz burada ve bunların dijital platformda... Bunlar dönemin platformda... tanıkları öyle mi? Yani döneme tanıklık etmiş insanlar mı yoksa tarihçiler, uzmanlar mı ağırlıklar? Daha çok tanıklar. Tabii ki uzmanlar da var bunun içerisinde, avukatlar gibi ama tahmin edebildiğimiz gibi bu avukatların birçoğu da dönemden etkilenmiş, kendileri de bunun muhatabı olmuş kişiler. Hem tanıkların kendisi, yani hem hedef alınanların kendisi hem onların aileleri bu arşivin içerisinde yer alıyor anlatıcılar olarak. Bu birinci bölüm. Evet, bellek nesneleri koleksiyonunda da ağırlıklı olarak anlatıcılardan derlediğimiz fakat dışarıdan arşivlerle de desteklediğimiz bellek nesnelerinden, yani fotoğraflardan, eşyalardan, dönemi anlatan objelerden oluşan bir koleksiyon. Dava dosyalarında ise... İlk başta işkenceyi ele aldığımız için, yani bu dönemin ağırlıklı insan hakları ihlali, insanlığa karşı suç olarak nitelendirdiğimiz kategorisi işkence olduğu için tekil işkence davalarını incelediğimiz 25 dosya ile başlayacağız. Bunun yanında tabii ki toplu dava dosyaları var. Örgütlerin o süreç içerisinde içinden geçtiği davaların dosyaları yer alıyor. Peki bu ikinci bölümle ilgili özellikle soracağım, tabii bir belgeselci olarak da beni çok ilgilendiriyor. Yani görüntü, fotoğraf, belge arşivi, bunların derlemesi nasıl yapıldı, nelerden yapıldı? Zorlu bir süreç olduğunu söyleyerek başlamalıyım. Dönemin çok önemli görsellerinin olduğunu gazetelerden ve bir araştırmacı olarak başka yayınlardan, 12 Eylül'e ait kitaplardan ve Türkiye'nin yakın siyasi tarihine dair dergilerden bildiğim kadarıyla çok kıymetli görseller vardı ama bunlara nasıl ulaşacağımız konusu birazcık zorlayıcı oldu. Dönemin foto muhabirlerine bir takım arşivlere, platformlara erişmeye çalıştık. Birebir tanışarak, yer yer sahaflara başvurarak ve kişi arşivlerine başvurarak bu koleksiyonu oluşturmaya başladık. Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi'nin içeriğini bu görseller son derece besler nitelikte. Ama elbette her koleksiyonumuzda olduğu gibi bir kolektif akla, kolektif motivasyona ihtiyaç var bu arşivleri zenginleştirmek için. Bu anlamda... İzleyicilerimize, müzeyi gezenlere bir çağrımız da olsun. Döneme ait tanıklıkları, görsel arşivlerini bizlerle paylaşırlarsa bir açık platform olarak 12 Eylül'ü ve yakın tarihi izlemek isteyen, araştırmak isteyen, orada çalışmak isteyen hukukçular, siyasetçiler, gazeteciler ya da sanatçılar için bu müthiş bir kaynağa dönüşecek. Dolayısıyla bunu hep beraber zenginleştireceğimize inandığım için bu çağrıyı buradan da yapmak isterim. Evet, herkes elinde ne varsa paylaşmalı aslında ki kitleselleşsin müze ve herkesin kullanımı için elverişli bir kaynak haline gelsin. Resmi kaynakların açılmasını hiç denediniz mi? Bu oldukça yine çetrefilli bir konu, hepimizin bildiği. Almanya'da mesela ziyaret ettiğim zaman bu tür müzeleri çok net görüyorum ki yani ciddi bir kamu arşivi açılmış ve hani devlet arşivlerinin halka açılması söz konusu ama tabii Türkiye'de henüz bunu göremiyoruz, öyle değil mi?
Yani bunu iki yönlü açıklayabilirim. Eylemin de mutlaka katkı sunacağı bir konu bu. Öncelikle hem devlet arşivleri hem de bir takım vakıfların arşivleri iki yönlü bir aslında zorluktan söz etmek gerekiyor. Devlet arşivleri zaten biraz önce Eylem'in de söz ettiği gibi herhangi bir yüzleşmeye adım atmamış bir ülke olarak Türkiye'de zaten açılması da çok beklenemeyecek bir durum. Yani her türlü zaman aşımı, her türlü insanlığa karşı işlenmiş suç olarak nitelendirdiğimiz her türlü konuda devlet oradaki tavrını çok net olarak koyuyor. Dolayısıyla bir devlet arşivine ulaşmak için bir aşamadan geçmesi gerekiyor Türkiye'nin. Bu süreci kabullenmesi ve bir geçiş dönemi adaleti dediğimiz bu süreçleri başlatması gerekiyor ki devlet arşivleri açılabilsin. İkinci tarafı da şu, yıllar içerisinde yani özellikle 12 Eylül'den sonra belli siyasetler kendi arşivlerini oluşturmaya başladılar. Çok da iyi ettiler elbette. Bu müthiş bir çaba. Ve o arşivleri derlediler, bir yerde topladılar. Ama bu arşivlerin de açılması, erişime daha açık olması ve kullanıcının ve daha fazla kolektif bir yaklaşımın beraber üretilebilmesi için bu arşivlerin de biraz daha esnek olmasından yanayım diyorum. Kendi kişisel fikrim olarak söyleyeyim bunu. Eylem de mutlaka bir şeyler söyleyecektir bu konuda. Aslında şuradan devam edebilirim. Biz sonuçta arşiv meselesini de diğer meseleler gibi politik bir mesele olarak ele alıyoruz. Bunun bir tarafında ailenin dediği gibi devlet ve devletin kapalı tuttuğu arşivler var. Diğer tarafta sivil inisiyatiflerin, derneklerin, vakıfların, kişilerin tuttuğu arşivler var. Gerçekten bu konuda ki bütün çalışmamız bu arşivlere, yani devletin arşivlerine ulaşmayı bir tarafa bırakalım. Kişilerin ve kurumların arşivlerine ulaşmak da en az onun kadar zor bir yol oldu bizim için. Buradaki meselede biraz solun da sanıyorum, sol vakıf ve dernekler için söylüyorum bunu. Birazcık kendimize dönüp bakarak bu arşiv politikaları nasıl oluşturuyoruz? Erişime açma açmama meselesi neye tekabül ediyor? Ve bütün bu yüzleşme süreçlerinde 12 Eylül gibi yüzleşildiği söylenilen, yani bütün o 12 Eylül mahkemeleri vesaireden sonraki süreçte gerçekten ona yardım edip etmediği meselesini tartışmamız gerekiyor. Bizim bütün müzede yapmaya çalıştığımız şey sadece bu arşivleri açarak bunları erişime açmak ve kişilerin bunlara erişimini kolaylaştırmak değil, bu verileri bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluşturmaya çalışmak. Dolayısıyla bir arşive eriştiğimiz zaman bu bizim için onu alıp bir platformdan başka bir platforma geçirmek anlamına gelmiyor. Biz aslında mütevazı bir ekiple çalışıyoruz burada ama ağırlıklı olarak hukuk ekibi güçlü bir müze olduğunu söyleyebilirim. Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi'nin. Kendi ekibimiz içerisinde tam zamanlı çalışan avukatlar dışında 28 tane danışmanımız olan ve üst kurulu olan bir avukat danışmanlar listemiz var. Dolayısıyla bizim arşive ulaşma meselemiz gerçekten bu bilgiyi derlemek ve bunu bir anlamlı bütün haline getirmek üzerine kuruluyor. Müzenin de zaten alameti farikası biraz böyle. Ondan da biraz bahsedelim. İşkence haritası adı altında bir haritalandırma çalışmamız var. Ve bunu Türkiye'de bir ilk çalışma olduğunu düşünüyoruz. Daha önce başka bir örneğine rastlamadığımız için. Ve bu harita üzerinde işkenceyi ana konu olarak aldığımız için özellikle işte hepimiz biliriz, darbenin bir bilançosu var. Orada binlerce insan gözaltına alınıyor. İşkence olgusu açık. Bunu gerçekten bir veri olarak işleyebilir miyiz meselesi üzerine gittik. Dolayısıyla işte şu anda bütün bu arşivleri tarayarak, belgeleri, raporları, dava dosyalarını bir araya getirerek 5000'e yakın isme işkence uygulandığına ve bunu değişik kaynaklardan, birinci kaynak dediğimiz, ikinci kaynak dediğimiz kaynaklardan teyit ettiğimiz şekliyle bunların Türkiye'nin nerelerinde olduğu, hangi mekanlarında gerçekleştiği,
kimlere uygulandı, bu ihlalden sorumlu tutulanların kim olduğu, eğer bunlar açık bilgi olarak yer alıyorsa bu belgelerde, bunu bir araya getirdik. Dolayısıyla elimizde neredeyse 13 bine yakın isimden oluşan bir veri tabanı oluştu ve bu oluşmaya devam edecek. Bunun devam edebilmesinin tek yolu bizim bu arşivlere erişimimizin olması. Yani o arşiv belgelerini bir araya getirip tekrar üzerinde çalışabilmemiz. Dolayısıyla politik bir mesele. Yani arşivler ne kadar açık olursa... Harita ne kadar derken bizim... biraz açar mısınız Eylem? Haritadan kasıt nedir? Yani işkence yapılan yerlerin haritası bunlar. Bir Türkiye haritasını düşünelim. Bu Türkiye haritası üzerinde biz tabii zaman olarak 80 ve 91 arasını alıyoruz. Yani darbeyle birlikte, az öncesiyle ve darbeyle birlikte 91'e kadar süre giden davalar ve süre giden insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçlar bağlamında bir analiz bu, veri tabanı. Bu veri tabanının içerisinde işkenceler, insanlar nerelerde gözaltına alınmış, nerelere götürülmüş, buralarda hangi tür işkenceler uygulanmış, kaç tür işkence uygulanmış. Bunun aslında çok detaylı bir çalışmasını yaptık. Sanıyorum o da elimizdeki, yani şu anda, şu ana kadar yapılan en detaylı işkence türleri raporu şeklinde bulunuyor. Bütün bu verileri işleye işleye bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla biz Türkiye'de işkence vardırı altını veriyle doldurmaya çalışıyoruz müze içerisinde. Ve ne kadar çok veriye ulaşırsak, ne kadar çok bilgiye ulaşırsak bu veri tabanı o kadar genişleyecek, o kadar güvenilir bir kaynak haline gelecek. Şunu da söyleyelim, biz ilk çalışmaya başladığımızda bazı şeylerin zaten yapılmış olduğunu varsaymıştık. İşte nasıl diyelim, Türkiye'deki bütün işkence cezaevlerinin listesi, Türkiye'deki bir takım mekanların listesi, işte yapılmış ihlallerin listesi, bu tür listelerin ya da toplanmış, derlenmiş bilgilerin hiç olmadığını fark ettik. Dolayısıyla hep sıfır noktasından başladık ve önce bunları derleyerek bütün bu çalışmayı başlattık. Yani biraz da bunun buradan okursak arşiv meselesini sanıyorum çok daha sağlıklı bir tartışmaya doğru evrileceğiz. Peki üçüncü bölümde de iddianameler var öyle mi? Dava dosyalarında hem iddianameler hem gerekçeli kararlar hem tekil davaların dosyaları var. Evet. Kaç davadan bahsediyoruz? Sanıyorum şu anda elimizde 145 tanesi dijital olmak üzere, 60 tanesi, 80 tanesi fiziki olmak üzere 200'ün üzerinde dava dosyası var. Bunlar kendileri tarafından mı verildi? Yani yargılananlar mı verdi yoksa belli bir makamdan alabildiniz mi? Birçok kaynaktan topladık diyebilirim ama en önemli kaynağımız avukatların kendi arşivleri. Dolayısıyla dönem avukatlarının kendi ofislerinde, kendilerinde tuttuğu arşivleri paylaşmaları sayesinde bu dosyaların çoğuna erişebildik. Tabii kişilerden de aldığımız oldu. Yer yer bir takım kurumlardan edindiğimiz dava dosyaları. Peki işliyoruz dediniz. İşliyoruz şeyini biraz açalım mı? Ben çünkü hep hayalini kurduğumuz şey yani bu sürekliliği kanıtlamak. Belki çünkü belli yapılar var işte buna kimi zaman derin devlet diyoruz, kimi zaman özel harp diyoruz, kimisi kontrgerilla diyor. Bu da hep aynı isimler telaffuz edilebiliyor zaman zaman. Biz bu arşive girdiğimiz zaman bütün bu veriler toplamından bir sürekliliği görebilecek miyiz? Ya da ne bileyim işte biraz önce Ömer Ay örneği verildi. Hani bu isim 1980'lerde karşımıza çıkıyor. Bakıyoruz 2020'lerde hala orada. Bambaşka şekiller altında, bambaşka partilerde. Bu sürekliliği oradan takip etmek mümkün olabilecek mi? Şöyle söyleyelim, bu bütün bu koleksiyonlar Aylin'in de söylediği gibi belli metodolojileri takip ederek oluşturulmuş koleksiyonlar ve bunların birçoğunun uluslararası standartlara bağlı kalarak yapılmasına özen gösteriyoruz. Özellikle bu veri tabanında, yani işkence haritasının çalıştığı veri tabanında şöyle bir şey var. Yani buraya bütün detayları aktardığımız şekli ve bunların aranabilir ve bulunabilir olması şeklinde bir yapıyı inşa etmeye çalışıyoruz. Ama bu aynı şey dava dosyaları için de geçerli. Yani bugün bir ziyaretçi Tahsil Adalet için Beylik Müzesi'nin dava dosyaları koleksiyonuna girdiği zaman ve bir dava dosyasını incelediği zaman karşılaşacağı sayfada bir meta veri var. Ve bu meta verinin içerisinde
o dava dosyasının içerisinde hangi isimlerin geçtiği, hangi ceza türlerinin olduğu, hangi ihlal yöntemlerinin uygulandığı ve o dava dosyasının özetine bakarak o dava dosyasında ne tür bir süreç işlediği, daha uzun okumak isterse uzun özetinde ne tür bir süreç işlediğini görebilecek. Aynı şey sözlü tarih araştırmaları ve bellek nesneleri içerisinde de geçerli. Dolayısıyla bütün müzenin koleksiyonlarına eklenen malzemeler, dokümanlar ve belgeler, bu detayların işlendiği, bu detayların birbiriyle ilintilendirildiği, dolayısıyla bir sözlü tarihin bir dava dosyasına bağlanabildiği, bir bellek nesnesinin bir sözlü tarih anlatısına bağlanabildiği bir sistemle yapılıyor. Dolayısıyla bu erişimi kolaylaştırıyor, işte aranabilirliği kolaylaştırıyor. Bilgiyi birbirine bağlayarak şunu demeye çalışıyoruz aslında. İnsanlar 12 Eylül askeri darbesi ve sonrasında insanlığa karşı işlenen suçlar şunlar ve bu suçlar şu şekillerde, şuralarda, şu mekanlarda bu kişiler belki varsa isimleri ihlalden sorumlu olanları bu şekilde işlenmiştir. Bin altını doldurmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bu sistem teknolojik bir altyapıyı da gerektiriyor sağlıklı işleyebilmesi adına. Bir tür bilgi bankası oluşuyor aslında kendiliğinden. Eğer bizler de yatırımcı olarak oraya elimizdeki bilgileri paylaşabilirsek giderek büyüyecektir. Genelde arşiv sahiplerinde kıskançlık olur. Siz bonkörlük mü gördünüz yoksa böyle saklama taraftarları daha mı çoktu? Bu sorunun cevabını Aylin'e bırakıyorum. Teşekkür ederim Leyla. Evet, çok çok iyi deneyimlerden söz edemeyeceğiz. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Sanıyorum ki bu müze aynı zamanda bir platform olarak bütün bu zamana kadar emek koymuş, arşivleri toplamış olan kurumları, kişileri de bir araya getirmeyi de belki sağlayacak. Bir güvenin ardından ne yaptığımızı, nasıl bir şey yapmayı hedeflediğimizi gösterdikten sonra sanıyorum daha olumlu deneyimlere dönüştüreceğiz. En azından umudumuz bu yönde olsun. Bu aynı zamanda bir dokümantasyon merkezinin yanı sıra bir hafıza, bir bellek mekanı da. Buna da biraz değinelim. Yani Türkiye biliyorsunuz bu kadar darbe deneyimi olup da bir bellek mekanına sahip olmayan bir Avrupa'yı düşündüğümüzde, diğer darbe süreçlerini yaşamış ülkeleri düşündüğümüzde, karşılaştırdığımızda bunu gerçekleştirememiş ender ülkelerden biri. Ve bugünün politik ikliminde ve özellikle de o dönemin kuşağı hala hayattayken, tanıklıklarını hala başvurabiliyorken, arşivler daha da yok olmamışken, erişilebilirken biz bunu olabildiğince doğru bir zamanda, daha da geç kalmadan bir bellek mekanına dönüştürmek istedik. Bu müzenin yani altyapısının yanı sıra görsel dili de biraz bu müze fikriyle gövdelendi. Bunun üzerine ekipler çalıştılar. Altında gerçekten çok ince ince düşünülmüş, konsepti çok ince ince tartılmış bir müze var. Bunu paylaşmaktan çok heyecan duyuyoruz. Şu anda günler var önümüzde, sayıyoruz ve hiçbir 12 Eylül'ü bu kadar heyecanla karşılamamıştım diyebilirim kendi adıma. Bu bizim için önemli bir milat da olacak diye düşünüyorum Türkiye için. Peki Eylem, şunu soracağım. Dünyada benzer deneyimler yaşamış, yani askeri darbelerle mücadele etmiş birçok ülke var. Orada benzer deneyimlerle karşılaştınız mı? Benzer bellek müzeleriyle ve onlarla bir alışverişimiz var mı? Evet, var. Biz aynı zamanda enstitü olarak da hak savunuculuğu üzerine çokça çalışma yapıyoruz ve o ağların da içerisinde aktif olarak yer alıyoruz. Bunların bir kanadını uluslararası anlamda özellikle Arjantin ve Şili üzerinden oluşturduğumuz bağlar oluşturuyor. Burada Arjantin'deki hafıza, Rosario'daki hafıza müzesi ve Şili'deki Hafıza Müzesi ile ortak bir çalışmamız var aslında. O da yakın zamanda yayına girecek bir rapor çalışması şu aşamada.
hafıza, yani bütün bu darbe süreçleri ve sonrasındaki süreçleri bu üç ülke nasıl yaşadı? Ne tür işte geçiş dönemi adaleti pratikleri yaşadı varsa şayet, ne tür birliktelikler, ayrılıklar oldu ve ülkeler bu geçişleriyle nasıl yüzleştiler meselesini ele alan bir çalışma bu. Tabii bizim aslında o ülkelerden, onların hafıza çalışmalarından, bellek çalışmalarından öğreneceğimiz çok şey var. Dolayısıyla orada bir tecrübe aktarımı var ve bunu çok önemli buluyoruz. Yani bu türden uluslararası dayanışmaları önemli buluyoruz, öğretici buluyoruz. Biraz önce ailenin söylediğine birkaç şey de eklemek isterim. Biz tabii mütevazı bir ekip olarak başladık bu çalışmaya. Kaynaklarımız oldukça sınırlı, insan gücümüz sınırlı. Dolayısıyla yaptıklarımız da bununla orantılı olarak sınırlı. Ama büyümeye müsait bir altyapıyı oluşturarak başladık buraya. Tabii ki bizimle, bize destek olan ve yola çıkan özellikle insan hakları alanında çalışmalar yapmış kurumları desteğini atlamamamız gerekiyor. Gerçekten onların desteği ve varlıkları olmasaydı biz bu yolda daha da zorlanırdık. Gerçekten dayanışmacı bir kültürün orada olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun çok daha iyi olabileceğine dair bir umudumuz var. O nedenle bütün bu ulusal ve uluslararası dayanışma ağların içerisinde olmayı çok önemsiyoruz. O bizim bizi gerçekten önümüzdeki dönem daha da hızlandıracak bir temel olacak bizim için. Bir de şunu sormak istiyorum. İşin bir mağdurlar cephesi var. Büyük oranda milyonlarca insandan söz ediyoruz. Yani işinden olan en basitiyle ama işkencede hayatını kaybedenler, idam edilenler en ağırı. Bir de karşı cephede olanlar var. Yani cuntacılar, darbeciler, işkenceyi yapanlar, dönemin yöneticileri. Hiç oradan bir şey karşılık alabiliriz mi? Ya da başvurdunuz mu? Yani hani pişman olabilirler, savunabilirler ama sizin şeyi hatırlıyorum, Evren'in kızına yazdığınız bir mektubu hatırlıyorum mesela. Yani o tür bir cepheden konuşan, karşıdan konuşan birileri olacak mı bize? Bu çokça tartıştığımız bir konu. Başlangıç aşamasında anlatıcılarımız gerçekten hedef alınanlardan oluşuyor. Veri tabanımız ise siyasi şeyi fark etmeksizin işkence görmüş insanları bir araya getirdiğimiz bir veri tabanı. Dolayısıyla orada bir siyasi yelpazenin herhangi bir yerinden bir kişiyle karşılaşabiliriz. Anlatımdaki meselede ise gerçekten 12 Eylül'ün 42. yılında yola çıktığımız anda açtığımız pozisyonda ağırlıklı olarak hedef alınmışların anlatıda yer aldığı bir yapıya özen gösterdik. Bunda biraz şunun da etkisi var tabii ki. Bizim bütün referans kaynaklarımızın belli bir yelpazeyi içeriyor olması. Ama ileriye doğru o anlatıların kendilerine alan bulduktan sonra artık bir de karşı cephenin diyelim seslerini duymak istediğimiz anda yöneleceğimiz bir yer orası. Bunun yanında şunlar da var. Sadece bunların hani siyasi yelpazenin belli tarafları olarak bakmamak lazım. Bir de bu darbeye direnmiş bir takım rütbeli insanlar, askerler, polisler var, doktorlar var, siviller var. Bunlar bir kategori. Bir kategoride gerçekten sivil iştirakçılar var. Yani hiçbir rütbesi olmadan 12 Eylül'ün tüm baskısını, işkencesine destek olmuş ya da onun devam etmesi için yol açmış insanlar var. Bunların hiçbir rütbesi yok. Bu da ayrı bir kategori olarak biz bunu ele alıyoruz. Yani yapacağımız aslında çok şey var. Az bir zaman içerisinde derlediğimiz şeyle karşı karşıyayız şu anda müzeye girdiğimizde. Ama bunun ileriye doğru zenginleşeceğini, bu nüansı anlatımların daha fazlalaşacağını söyleyebilirim. Peki Eylem, sona doğru şunu sorayım. Yani bu kadar yıllık bir çalışmanın sonunda siz 12 Eylül'e dönüp baktığınızda şu ana kadar biriken malzemeden ne okuyorsunuz siyaseten? Ve gelenlerden ne karşılaşmalarını bekliyorsunuz? Yani buradaki temel beklentiniz nedir? Aslında bu çalışma müze, biraz ona değinmedik, ona da değinerek belki ilerleriz. Önemli bir ayağı ailenin sanırım biraz daha altını açmak isteyeceği demokrasiyi savunmak başlığı altında derlediğimiz eğitim çalışmaları. Biz bunu niye
kurguladık. Çünkü bütün bu yaptığımız çalışmanın bir bellek çalışması olması yanında bir demokrasi mücadelesinin parçası olması fikri de yatıyor. Yani darbeden hesap sormak, darbelerle yüzleşmek meselesi sadece o tarihi ortaya çıkarmak anlamında değil, bunun neden demokrasi için öneminin ne olduğunu anlatma meselesi de aynı zamanda. O nedenle bütün bu koleksiyonlarla, bütün bir araya getirdiğimiz bilgi, belge ve anlatılarla şunu demek istiyoruz. Bu tarihler, bu dönemler arasında bir bağ var ve bu bağın sadece o dönemi yaşamış veya içinden geçmiş nesiller için değil, gerçekten hiç yaşamamış ve bu döneme dair belleği olmayan bir nesil için de o bağlantıları kurabilecek şekilde bilgiyi sunması meselesi. O nedenle ben 12 Eylül bu çokça söylenir. Yani bugünlerin işte temelleri 12 Eylül'de atıldı denir. Biz o temeller nasıl ve ne şekilde atılmışı aslında göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla o tarihselliği yakalamaya ve bu günü değerlendirmenin, yani bugün mücadele etmemiz gereken, yani demokrasi için neden sürekli bir mücadele içerisinde olmamız gerektiği meselesinin altını çizmeye çalışıyoruz. Zaten sanırım slogan olarak seçtiğimiz geçmiş bugündür de bunu en özet haliyle anlatıyor. Bir şey eklemek ister misiniz Aylin? Yani şunu sadece söyleyebiliriz. Yani bu dijital platformun birkaç fiziksel ayağı var. Bunlardan bir tanesi, biz aynı zamanda arşivimizi fiziksel olarak da derliyoruz. Bağışçılarımızın kimisi bu arşivleri bize vermek istiyorlar. Daha fazla kendilerinde tutmak istemiyorlar. Dolayısıyla böyle bir fiziksel arşiv ayağımız var. Bir diğer önemli sacı ayağı da fiziksel yanının bu müzede eğitim ayağı, Eylül'ün söylediği gibi. Özellikle şu ilk şeyde, ilk atölye çalışmalarımızda üniversite gençliği olarak sınırlamadığımız, içine genç öğretmenleri de katacağımız 18-25 yaş arası yaş grubuyla demokrasiyi savunmak adı altında bir sanat üzerinden bu kavramlara bakacağız. Hem gölge tiyatrosu hem de eğitimde drama tekniğini kullanarak, bu da biraz aslında müzenin bir diğer alameti farikası olacak. Dünyada ilk kere uygulanacak, iki teknikte uygulanacak bir atölye çalışması. Bu aslında tam da Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğuna inandığımız bir eğitim atölye çalışması. Şöyle ki, gölge aslında bize bir başkasının kimliğinde durma, orada bir hayat deneyimleme şansı veriyor. Dolayısıyla biz gölge tiyatrosu üzerinden katılımcılarımıza bir başkasının kıyafetini giyerek oradan düşünmesini, bir başkasının zorluğu içinden hayata bakmasını ve hikayeyi oradan geliştirmesini bekleyeceğiz. Bu konuda da heyecanlıyız. Bu şeyler, eğitim çalışmaları, demokrasiyi savunmak eğitim çalışmaları çeşitlenerek devam edecek. Bir de şunu tabii vurgulayalım. En başından beri aslında ele aldığımız işte o geçiş dönemi adaleti, yüzleşme, hesaplaşma, bunlara hiç adım atmamış bir coğrafyada dolayısıyla eğitim alanı da çok zayıf. Yani bu kavramlar hiçbir şekilde konuşulmuyor. Bırakın bu kavramları konuşulmasını, ifade özgürlüğü, çoğulculuk, eşitlik gibi kavramlar da örgün eğitim içerisinde ele alınmayan, geçmeyen kavramlar. Dolayısıyla bu alternatif eğitim atölyelerine, pek çok kurumun yaptığı ve çok faydalı sonuçlar elde ettiği bu türden çalışmalara çok ihtiyaç var. Biz de müzenin bu kısmında bu kuşağı bir kere biraz önce Eylem'in söylediği gibi 12 Eylül'ün iklimine doğmuş ama oraya dair bir hafıza taşımayan gençlerle beraber bazı kavramların altını çizmek, beraber düşünmek ve orayı beraber zenginleştirmek istiyoruz. Bu amaçla da eğitim çalışmalarımızı yapacağız. Peki, kapatırken şunu sorayım. Diyelim benim elimde dönemin iddianameleri, bazı çektiğim kendi fotoğraflarım ve kişisel tanıklıklarım var. Ne yapacağım? Bellek Müzesi'ne nasıl ulaştıracağım bunları? Sisteme nasıl gireceksiniz?
bellekmuzesi.org adresine girdikleri zaman iletişim sayfasından bize ulaşarak bunun organizasyonunu yapabilir destekçiler, bağışçılar. Tabii belli izlediğimiz yöntemler, metodolojiler var bu arşivleri bir araya getirmek için. Dolayısıyla oradan ulaştıkları takdirde biz ve arkadaşlarımız bunun teminini, organizasyonunu ve bu arşivlerin nasıl ve ne şekilde açılacağı meselesini konuşup ilerleyebiliriz. Dolayısıyla bu aslında inşa halinde bir müze, öyle değil mi? Yani evet, gelecek katkılarla giderek gelişecek bir müzeden Söz ediyoruz. Çünkü biraz şöyle düşünebiliriz, yani 12 Eylül gerçekten çok derin ve çalışılmamış bir alan. Yani bunu bir kurumun, bir vakfın, bir derneğin tek başına yapması çok mümkün değil. Biz bunun kendimiz de farkındayız. Dolayısıyla bunun aslında kolektif bir eforla yapılması meselesi çok önemli bizim için. Biz umuyoruz ki bu platform üzerinden bütün bu kolektif eforlar bir araya gelebilir ve çok daha büyük bir müze olmasına katkı sağlayabilir. Ancak bu şekilde derleyebileceğimizi düşünüyoruz. Yoksa zaten biz küçücük bir ekip olarak bütün bunların derlenmesini başaramayız diye de düşünüyoruz. 41 yıl neden sizce bu toplum bu yüzleşmeyi yapamadı? Hoş, yani 12 Mart'ta yaptı mı derseniz o da ayrı mesele de. Bunun kökeninde ne görüyorsunuz, bu olmamış gibi davranma huyuna? Hangimiz almak isteriz bu önemli soruyu? Buyurun. Ben başlayayım. Yani bir kere ülkenin bu türden bir pratiği yok. Yani hiçbir zaman olmamış. Bu pratiği kazanmanın en önemli şeyi, yolu da elbette ki demokrasiden geçiyor. Demokrasinin bir kültür olarak yerleşmemiş olduğu bir ortamda bu her daim yaşayacağımız bir şey. Yani bunu inkar etmek, yok saymak ve kolektif bir sessizlikle bununla baş etmek. Bütün bunlar hani ülkenin yaralı pek çok alanında, katliamlarında, yani şöyle bir yakın geçmişe baktığımızda ya da daha öncesine hiçbirinden aslında ders çıkarılmamış, toplum olarak, devlet olarak elbette buralarla hiç yüzleşilmemiş. Dolayısıyla yani 12 Eylül'ü aslında, yani bu müzeyi biraz da bizim için, yani yola çıkarken beni en çok motive eden şeylerden biriydi bu. Bir sürekliliğe ihtiyaç var, bir mücadele alanı bu ve biz bu mücadele alanında herkesi burada durmaya, buraya dair hem bilgi üretmeye katkı sunmaya, hem de o bilgiden yeni bir şey süzmeye, bugüne dair, bugünü anlamaya dair bir şeye çağırıyoruz. Bizler için bir mücadele alanı, herkes için de öyle olsun istiyoruz. Çünkü 12 Eylül tam da sloganımızdaki gibi, sergimizde söylediğimiz gibi hala etkisi çok ağır şekilde devam eden, bugünü geçmişe bağlayan, geçmişi hala bugün de tutan bir şey. Bunu inkar ederek değil, görerek, üstünü açarak ve yüzleşerek her yönüyle, insan olarak, toplum olarak, doktor olarak, asker olarak ya da o şeyin darbeyi gerçekleştiren, artık pek çoğu hayatta değil ama o sistemi yaratan düzen olarak bununla yüzleşmek, hesaplaşmak zorundayız. O günleri bekliyoruz ve bunun içinde bu platformun, müzenin önemli bir adım olduğunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Umarım o günleri göreceğiz ve o zamanlar için bir şeyi, nasıl diyelim, bir bilginin derlendiği, toplandığı bir yer olarak burayı gövdelendirerek devam etmek istiyoruz. Belki bir de şunu ekleyebiliriz Aydın'ın söylediklerine. Bu anlatıcılarımızdan birinin de ifadesiydi görüşmelerimizde. 12 Eylül'de yüzleşmeme meselesi biraz da faillerin çokluğuyla alakalı bir durum diyordu. Ben buna katılıyorum. Yani o kadar yaygın bir faillik durumu var ki 12 Eylül'le ilgili. Bundan kaçınılmaya çalışılması da bunun doğal bir sonucu olarak önümüze geliyor. Bir de şöyle düşünmeliyiz aslında. Çok fazla sessizlik de bizim ilgilendiğimiz, teorik anlamda tartıştığımız bir konu başlığı. Dolayısıyla
12 Eylül darbesini ve sonrasını düşünürsek, yani toplumun o derin sessizliği ve darbeyi kabulü meselesi aslında çokça konuşmamız ve tartışmamız gereken bir mesele. Ki insanlar belleklerini kaybettiği zaman yollarını bulamaz hale geliyorlarsa aynı şey toplumlar için de geçerli ve bu bellek oluşumunu gerçekleştiremezsek, bu tarihle yüzleşemezsek daha belki nice darbelerle nice kuşaklar yaşamak zorunda kalacak. O açıdan son derece kıymetli buluyorum yaptığınız çalışmayı. Eylem Delikanlı, Aylin Tekiner, çok teşekkürler katıldığınız için ve asıl bütün sizlere ve arkanızdaki ekibe bütün bu çabalarınız için 12 Eylül'ü yaşamış bir kuşaktan biri olarak özellikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ve tabii herkesi bu sanal müzeye, bu bellek müzesine katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Elinizde ne bilgi, belge, tanıklık varsa paylaşın ki gelecek kuşaklar bu ülkenin topraklarında neler yaşandığını daha iyi bilsin, ders alsın, yüzleşsin, bir daha yaşanmasın. Çok teşekkürler. Bu programın sonuna geldik. Bir başka programda Canım Penceresi'nde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi